Selamünaleyküm kardeşler. Kur'an ilimleri, tefsir usulü, tefsir tarihi serimiz devam ediyor. Bugün Allah izin verirse Mustafa İslamoğlu'nun Kur'an anlama yöntemi isimli eserini inceleyeceğiz. Giriş videosunda inceleyeceğimiz eserleri belirttiğimizde bu eseri incelememiz bir kısım arkadaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Başlangıçta şunu söylemek gerekir. Benim İslam'ı algılayış tarzım Mustafa Bey'inkinden farklı. Mustafa Bey'in üslubu ve tarzı hoşuma da gitmiyor. Onu da belirteyim. Haricen ihlas yönünden de töhmet altında olduğunu düşünüyorum Mustafa Bey'in. Ama biz Müslümanlara düşen bir durum var. Biz sözü inceleyip en güzeline uymakla mükellef kılındık. Güzel üsluplarla konuşmakla mükellef kılındık. Bir söz söylediğimizde delillerle söylemekle mükellef kılındık. Halk arasında güzel bir söz olarak hakkı hak bilip ona uymakla, batılı batıl bilip ondan uzak durmakla emrolunduk. O yüzden eseri inceleyeceğiz. Müellifini ondan sonra tenkit edeceğiz. Tenkitlerimizde üsluplu olacağız. Çünkü yeryüzünde ahlak, edep bizde olmayacaksa dünyadan ahlak ve edep silinecek demektir. Ben bu açıdan Mustafa Bey'le ortak noktada durmamakla beraber ona yöneltilen tenkitlerin üslubu konusunda rahatsız oluyorum. Çünkü hem kötü üslup bizim kötü reklamımız oluyor. Hem de kötü üslup değiştirmeye çalıştığımız kitlede bir rigidleşme, daha fazla o yöne doğru itme gibi bir durum oluşturuyor. O yüzden Allah Teala Kur'an'ın pek çok yerinde güzel üslubu emretmiştir. O yüzden biz burada Mustafa Bey ile ilgili konuşurken görüşlerine katılmıyoruz. Görüşlerine neden katılmadığımızı beyan edeceğiz. Ancak tenkitlerimiz bir hakaret düzeyine varmayacak. İlk tanıtım videosunda da söylediğimiz gibi onun sahip olmadığı görüşleri ona nispet etmeyeceğiz. Onun kitabından anladıklarımızı tenkit edeceğiz. Yanlış anlamışsak onu düzeltiriz, o problem değil ama iftira da atmayacağız, onu da söyleyelim ve başlayalım. Şimdi tenkit edeceğimiz bir nokta şudur. Hem kitabın girişine söz başı olarak koymuş, hem kitabın sonuna bunu arka kapağına da bu pasajı koymuş. Oysa pasajda problem var, arka kapağından okuyayım istiyorsanız. Hani bunu çok önemli görmüş olmalı. Demiş ki, dünyada en çok okunan kitap hangisidir diye sorulsa tereddütsüz Kur'an'dır dedi. Dünyada en az anlaşılan ve yaşanan kitap hangisidir diye sorulsa yine tereddütsüz Kur'an'dır derim. Dünyada en çok okunduğu halde en çok yanlış anlaşılan kitap hangisidir denilse hiç tereddüt etmeden yine Kur'an'dır derim. Oysa Kur'an çelişkiden arındırılmışlık garantisi veren ve bunu açık ve net olarak beyan eden tek kitaptır. Oysa Kur'an içinde hiçbir kuşku taşımayan, yani kaynağı ve taşıdığı hakikatler açısından kuşkudan arındırılmışlık garantisi veren tek kitaptır. Oysa Kur'an kendisini defalarca açık ve açıklayıcı olarak niteleyen bir vahidir. Elinizde tuttuğunuz bu eser anlaşılmaz olan Kur'an'ı anlaşılır kılma iddiasında değil, Kur'an'ı hangi yöntemle okuyalım ki daha doğru anlayalım sorusunun cevabıdır. Esasen burada bu ekolün, yani Kur'an bize yeter diyen ekolün bir problematiği ortada. Hani kendisi bunu fark etmiş olmalı. Son kısmında Kur'an anlaşılmaz bir kitap değildir. Biz anlaşılır kılmıyoruz. Sadece daha doğru anlamak için tavsiyelerde bulunuyoruz gibi bir giriş yapmış. Fakat burada problem şu. Bir şahıs diyor ki en çok okunan kitaptır Kur'an. En çok yanlış anlaşılan kitaptır. En az yaşanan kitaptır. Ve en çok okunduğu halde en fazla anlaşılmayan kitaptır. Fakat buna rağmen diyor Kur'an çok açıktır vesaire. Şimdi bu tam bir paradokstur aslında. Şimdi Kur'an anlaşılır bir kitapsa ve insanlar bunu okumalarına rağmen, çokça okumalarına rağmen anlayamıyorlarsa, ya burada haşa kella Kur'an'ın ayetinin açıklık iddiası yanlıştır, ya da Mustafa Bey'in anlaşılmama iddiası hatalıdır. Yani Mustafa Bey tabi burada anlaşılmamayla kastı Ehl-i Sünnet, dünya üzerinde hadisleri kabul eden Müslümanların Kur'an'ın yanlış anladığı noktasında duruyor. Fakat bu Kur'an'ın açıklık iddiasıyla çelişir bir pozisyona gelir onun duruşunda. Çünkü biz burada şunu söyleyebiliriz. Biz Kur'an'ın açıklığı konusunda Mustafa Bey'le hemfikiriz. Kur'an açık bir kitaptır, anlaşılır bir kitaptır. Ana ekseni okunduğunda kolaylıkla anlaşılacak bir kitaptır. Çoğunlukla da okunan bir kitaptır. Fakat Mustafa Bey gibi istisnai görüş sahibi kimselerin yanlışa nispet edilmesi, bu çoğunluğun yanlışa nispet edilmesinden daha doğru olur Kur'an'ı tanımla. Kendi yaptığı tanımın içinde bir paradoks var yani. Hakeza, çünkü Mustafa Bey'in burada iki, yani çünkü Mustafa Bey bildiğiniz üzere kalabalık bir grubun önderi değil. Yani daha azınlık olan, çok daha, yani çok çok daha azınlık olan bir grubun önderi. Fakat Kur'an'ın açık olduğu, okunduğu ama anlaşılmadığı noktasındaki tenkiti kendisi açısından büyük problem. Çünkü Mustafa Bey şunu söyleyebilir ancak: Kur'an açık bir kitaptır.
Çoğunluk bunu anlamıyor. Çünkü çoğunluk aptal. Yani iki yön vardır bir şeyi doğru anlamak için. Ya anlayamazsınız ya anlamak istemezsiniz. Anlayamamanız da ya sizin aptal olmanızla alakalıdır ya da kitabın hükmünün çok karışık olmasıyla alakalıdır. Karışık olmadığını söylediğine göre ya anlayamıyoruz çünkü çoğunluk aptal, Mustafa Bey ve takipçileri akıllı, bu Kur'an'ı anlayabiliyorlar. Ya da kitap anlaşılır ve bizim de zekamız yetiyor. Ama biz ihlassızız, Mustafa Bey ihlaslı ve Mustafa Bey'in takipçileri ihlaslı. Bu da çok realiteyle bağdaşmaz. Hani böyle bir iddiamı ortaya koyuyor. Biz hepinizden ihlaslıyız, o yüzden biz bunu daha iyi anlıyoruz. Bu açık kitabı siz anlamazdan geliyorsunuz. Bu da hayatın realitesiyle çok uyuşmayacaktır. Çünkü Kur'an'a ihlaslı yaklaşmak pek çok fedakarlık yapan ehl-i sünnet içindeki kimselerin de hani iddia sahibi olacağı bir konu. En azından bu konudaki iddiasını tasrih etmesi gerekir ki sözlerinin bir karşılığı olsun. Çünkü biz Kur'an'ın anlaşılması noktasında eğer ihlasla yaklaşımı ön plana alacaksak Mustafa Bey'in fedakarlıklarının çok 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 daha üzerinde fedakarlıklarla Kur'an'a yaklaşan çok çok daha ağır musibetlere sabreden kimseler olduğunu biliyoruz ve Mustafa Bey'in bunları ihlassızlığa nispet etmesi en azından doğru olmayacaktır. Yani Mustafa Bey şunu söyleyebilir, ben ihlaslıyım, o da ihlaslı, en azından ihlaslı olduğu görünüyor yani. Adam hapis yatıyor, öldürülüyor vesaire. Şimdi Seyit Kutup'u ele alalım mesela. Öldürülüyor ve benzeri. Şimdi Seyit Kutup'un ihlassız olduğunu bir kafir bile iddia etmez. Der ki ya adam, bir adam inandığı bir şey için öldürülüyorsa muhtemelen ihlaslıdır yani. Şimdi Seyit Kutup mesela ihlaslıysa, ki Mustafa Bey'den daha fazla şey çektiği malumdur. Yani Mustafa Bey'in takipçileri bile bunu kabul eder. Şimdi Seyit Kutup'u neye nispet edecek mesela? Seyit Kutup da Kur'an okudu. Mustafa Bey de okudu. Seyit Kutup'tan çok başka şeyler anladılar birbirlerinden. Seyit Kutup da ihlaslıydı. Yani Mustafa Bey'i ihlasa nispet ediyorum, onun kanaatiyle bakarak söylüyorum bunu. Seyit Kutup bir aptaldı, değil mi? Çok da hani Seyit Kutup düzeyindeki bir adam, işte İslam öncesi hayatıyla düşünüldüğünde çok aptal da değildir. O zaman Kur'an'ın açıklık iddiasıyla ilgili Mustafa Bey ne söyleyecek? Yani kendi sözlerini mutlaklaştırmakla alakalı bir problem var ortada. Sayfa 22'de nüzul ortamıyla ilgili karartmalar uygulanmış olabileceğinden bahsetmiş. Nüzul ortamı diye düşündüklerimiz zan ve vehim ifade eder. Burada şöyle bir söz söylemiş, nüzul ortamıyla ilgili bu karartma vehiminden vesaire bahsetmiş. Ve demiş ki biz o zaman Kur'an'a başvuracağız nüzul sebebini kabul etmekte. Şimdi bu da çok oldukça paradoks bir yaklaşım. Şimdi biz nüzul sebebi dediğimiz rivayetleri Kur'an'ın manasını anlamak için ortaya koyuyoruz. Yani tercih sebebi kılıyoruz veya bir tahsis, takkit sebebi kılıyoruz. Fakat Mustafa Bey diyor ki biz nüzul sebebini kabul etmek için Kur'an'a yöneleceğiz. O zaman nüzul sebebine yönelmenin ne anlamı var ki? Yani nüzul sebebiyle ilgilenmenin ne anlamı var ki? Yani Kur'an'ın manası nüzul sebebi olmaksızın anlaşılabiliyorsa, nüzul sebebini Kur'an üzerinden tasdik etmenin ne anlamı var? Bu bir teselsüldür yani. Biz nüzul sebebini Kur'an'la anlayacağız, Kur'an'da nüzul sebebiyle anlayacağız filan gibi bir teselsül oluyor. Çok anlamlı değil. Ben Kur'an'ın manasını lugat üzerinden, Arapça üzerinden sadece anlarım. Nüzul sebebini de buna göre anlarım. Bu sefer lugatın tayini problemi ortaya çıkacak. Çünkü lugatın tayini de bildiğimiz üzere nakille gelmiştir. Yani hadislerle çoğu ayetin kelimelerin anlamı sabitlenmiştir. Cahiliye şiirleriyle, genel rivayetlerle yani sabitlenmiştir. Bu da onun için bir problemdir. Yani bir paradokstur. Evet, burada Mustafa Bey şöyle bir ifade kullanmış. Kur'an'ın reddettiği şirk sadece müşrik Arapların ve kitap ehlinin şirkinden ibaret değildi. Kitap ehlini de şirke nispet etmiş. Bu mesele onun mensubu bulunduğu işte hadislere karşı muhalif tavır takınan kimseler arasında tartışmalı bir meseledir. En azından biz Mustafa Bey'in kitap ehlini şirke nispet ettiğini, yani Hristiyan ve Yahudileri şirke nispet ettiğini ve muhtemelen cennete gidemeyeceklerini söylediğini anlıyoruz buradan. Onun güncel kanaatini bilmiyorum bu konuda ama bu en azından onun için bağlayıcı bir kanaat olarak burada bulunuyor. Sayfa 36 demiş ki bilinçli olarak yok edilen bazı nüzul sebepleri vardı. Bu kesinlikle inkar edilemez bir gerçektir. Bunun sebebi şudur. Bir, bu iki şekilde yapılmıştır. Bir, gerçek nüzul sebebinin üstü örtülmüştür. İki, o nüzul sebebinin yerine sahtesi konulmuştur. Biz bu konuyla ilgili delilini merak ediyoruz. Yani üstü örtülen bir nüzul sebebinin nereden anladığını ve yerine sahtesi konulan nüzul sebebini nasıl anladığını merak ettik. Bunun muhtemel sebeplerinden biri olarak da işte ehli sünnetin sahabenin udulünü, yani adaletli olmasını kabul etmesi. Şiilerin de imamlar masumdur sözleriyle bizimkini benzetmiş ama burada şöyle bir problem var. Şimdi üzerini örtme ve unutturma, bilinçli olarak yok etme ve sahte nüzul sebebini gerçeğin yerine koyma ve bunu sahabenin adil oluşunu söylememize bağlamış. Bizim sahabenin adil oluşunu söylediğimiz durumda, eğer bu nüzul sebeplerinin bilinçli olarak üstünün örtülmesini sağladıysa,
Bu hangi dönemde olmuştur? Yani bunu demek ki sahabeler yaptı. Hani sahabeyi adil kabul ettiğimiz için oldu, haşa. Bir sahabenin adil oluşu hata etmez anlamında değildir, onu da bilin. Yani bilerek yalan Nebi Aleyhisselam hakkında söylemezler anlamındadır. Bize hadis konusunda nüzul sebebi rivayet eden sahabilere bir bakalım. Bunlar hangi dönemde yaşadılar? Ve kim için böyle nüzul sebeplerini çarpıttılar? Bununla ilgili tabii açıklama yapması gerekir. Hani sistematik bir şekilde yapıldığını söylüyor. Mesela atıyorum kimi söyleyecekler? Yani nüzul sebeplerini bize rivayet eden sahabilere baktığımız zaman Enes bin Malik mi, Ebu Hureyre mi? Mesela Ebu Hureyre ise bu Emeviler döneminde yapıldı, Abbasiler döneminde yapılmadı anlamına mı gelir? Hani iddia o kadar altı boş ki iddianın. Hani salt spekülasyon yani. Mesela Emeviler döneminde Ebu Hureyre tarafından haşa böyle bir rivayet üstü örtme yapıldı ama Abbasiler buna hiçbir şey demediler ve hiçbir şey yapmadılar. Onlar gül müydü? Yoksa Abbasiler döneminde yapıldı, Emeviler döneminde mi yapılmadı? Vesaire. Hani bu meselenin tartışması detayı ortaya konulmalı. Ve burada Ehl-i Sünnet'in sahabeyi adil kabul etmesiyle İmamiye'nin imamları masum kabul etmesini aynı torbaya almak da ilmi olarak çok bilgisizlikten kaynaklanıyorsa en azından ihlasa zarar vermeyecek bir şeydir ama bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa kasti bir çarpıtmadır. Çünkü Ehl-i Sünnet sahabe adildir derken onları unutmadan, yanılmadan, karıştırmadan uzak tutmaz. Der ki kasten yalan söylemezler ama İmamiye imamlar masumdur derken onları yalandan uzaklaştırdığı gibi, uzak tuttukları gibi yanılmadan, unutmadan, karıştırmadan azade tutarlar ve haricen şeriatın bir kaynağı olarak kabul ederler. Yani onların nakil olarak değil, direkt fiilleriyle de şeriata delil olduklarını ortaya koyarlar. Bu ikisinin benzetilmesi bilgisizlikten kaynaklanıyorsa vahimdir. Bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa ihlasını töhmet altına koyar insanın. Sayfa 39'da demiş ki Mushaf sahibi olduğu kesin tespit edilen sahabiler şunlardır. Hazreti Ali, Hazreti Ömer ve benzeri saymış. Ama bunların hiçbirisinin kesin tespiti olduğu bilinmemektedir. Yani bunlar rivayetlerde vardır Mushaf sahibi oldukları ama kesin tespit edilmiş değildir bunlar. Nuzul sırasına göre Kur'an'ı inşa etmek için böyle bir yoruma gitmiş olmalı. Şimdi sayfa 49'da namaz meselesiyle ilgili sorulan soruya verdiği bir cevap var. Bunu birkaç programda daha yenilediğini gördüm ama bunu tutarsızlığı üzerine biraz konuşalım. Hani biz diyoruz ya kaç rekat kılıyorsun, neye göre kılıyorsun ve benzeri. Diyor ki şekli ve rekat sayısı İbrahim, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa üzerinden kesintisiz gelen, nesilden nesile aktarılan bir sünnet-i ameliyedir. Yani ameli bir sünnettir. Tabi bunun senedi yoktur. Onu da söyleyelim. Yahudiler namazı, şekli, vakti, rekatı aynen bizim namazımız gibi kılmaya halen devam etmektedirler. Buna Haham ben Abrahamson'un yazdığı resimli Yahudi namaz hocası adını verebileceğimiz eser şahittir. Şimdi bu iddiayı önce bir şöyle bir ele alalım. Birincisi hani bu kısmı çok önemli değil. Ben gene bu itirazı söyleyeyim. Ondan sonra bu meseleye iki yönden bir itiraz verelim. Birincisi bahsettiği kimseler Karaim Yahudileridir. Karaim Yahudileri 8. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve 15. yüzyıldan sonra Kırım'dan gelen göçlerle nüfusu artmıştır. İslam'dan sonra ortaya çıkmış bir Yahudi mezhebidir ve Türklerle çok yakın ilişkide bulunmuşlardır İstanbul'da ağırlıklı olarak. Bu şahıslar zaten İslam'dan etkilenmiş bir Yahudi cemaatidir ve Yahudiler Karaim Yahudilerini kendilerinden kabul etmezler. Yani bugün siz İsrail'e gittiğinizde veya bir Yahudi ile karşılaştığınızda Müslümanların kıldığı gibi bir namaz kılıyor halinde bulmazsınız onları. Zaten öyle olsaydı bu itirazımız yıllarca önce böyle cevaplanırdı. Hani kenarda köşede bulunan bir namaz hocasıyla değil. Değil mi? Yani herkes bilirdi ki Yahudiler de Müslümanlar gibi namaz kılıyor. Müslümanların kıldığı namazın aynısını kılıyor. Oysa böyle olmadığını dinler tarihi üzerine fikri olan herkes bilir. Hani bu bir çarpıtmadır. Bir sorudan kaçıştır. Çünkü bu soru şöyle detaylandırılabilir yani. Hani bu sorudan, şimdi şöyle bir sorunun çok sık soruluyor olması veya bir argümanın çok ortaya konuyor olması onun doğru olduğu gerçeğine zarar vermez. Şimdi biz soruyu şöyle koyuyoruz ortaya o zaman. Diyoruz ki Mustafa Bey mesela sabah namazının ilk rekatında Allahu Ekber deyip ellerini kulaklarına götürüyor mu? Hani arkasına namaz kılan insanlar var. Cuma namazı kıldığını vesaire hutbe verdiği videolar var. Ben gördüm. Allahu Ekber deyince elini kulaklarına götürüyor mu? Bu Karaim Yahudileri aynısını yapıyor mu? Ben Abrahamson'un kıldığı namazda aynısı var mı? Tekrar Allahu Ekber deyip elini göbeğine bağlıyor mu? Ondan sonra ilk rekatta Sübhaneke okuyor mu? Fatiha okuyor mu? Zamm-ı Sure okuyor mu? Bu namaz hocasında aynı sureler mi okunuyor? Sonra Allahu Ekber deyip rükû yapıp tekrar kalkıp tekrar oturuyor mu? Başını secdeye koyduğunda Sübhane Rabbiyel Ala diyor mu? Bunların hepsi yazıyor mu yani?
veya Yahudilerin hepsi bunu biliyor mu gibi soru detaylandırılabilir. Haricen cuma namazının hutbesini namazdan önce mi okuyor veya bunu oradan öğreniyor mu ve benzeri. Yani bu soruya verilecek cevap çok kaçamak bu. Yani hakeza zekat sorusu da böyledir. Bu nedir? Sünnetin Kur'an'ın mücmel lafızlarının açıklaması meselesidir. Ve bütün Kur'an hakkında böyle sorular sorulabilir. Aynen hac meselesi de, zekat meselesi de aynı şekilde ele alınabilir. Ve ibadetlerin neredeyse hiçbirisi sahih sünnet olmadan anlaşılamaz Kur'an'dan. Hani makul yani bir insan bunu zaten kabul eder. Ve başka bir açıklama getirir. Bu çok doğru değildir. Ayrıca ikincisi epistemolojik olarak yani bilginin kabulü açısından biz o zaman şöyle mi diyeceğiz? Mustafa Bey'in bu Yahudi namazını bize örnek getirmesini varsayalım ki tamamıyla bizim kıldığımız ve bizim kıldığımız değil mi? Mustafa Bey'in kıldığı bir namaz gibi bir namaz kıldığını varsayalım bu Yahudinin. Şöyle mi diyeceğiz? Yahudilerin bir ibadeti yapış şekli veya bir uygulaması Müslümanlar için bağlayıcıdır. Hani bu doğru bir iddia mıdır? Şimdi bunu bu şekliyle ele aldığımız zaman o zaman şöyle bir sonuca varırız. Mesela misal verelim yani Mustafa Bey'in bu usulü, şu anlama usulü bütün Kur'an'a uygulansa Mustafa Bey bunun sonuçlarına razı olacak mı? Mesela Yahudiler biliyoruz ki hayız olan kadından tamamıyla uzak dururlar. Yani ona temas etmezler, yaptığı yemeği yemezler, ne bileyim işte verdikleri suyu içmezler ve benzeri. Tamamıyla uzak dururlar, onu bir pis olarak görürler. Oysa İslam'da böyle değildir. Ve biz bunun böyle olmadığını hadislerden biliyoruz. Mesela Bakara suresi 222. ayeti ele alalım. Ayet-i Celle diyor ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يدِ Sana hayızdan soruyorlar. Yani hayızın hükmüyle ilgili vesaireyle ilgili soruyorlar. قُلْ Sen de ki هُوَ اَذَنْ O bir ezadır. Yani eziyettir. Kadına zahmet verir, eziyet verir. Ve benzeri. فَاَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَح۪يدِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَّ O kadınlardan hayız halindeyken ayrılın. Fe'atazil uzaklaşmak, ayrılmak, araya mesafe koymak gibi bir anlama gelir. Ve la taqrabuhunna hatta yathurna. Ve onlar temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Şimdi Yahudilerin uygulamasını biliyoruz. Ayet-i Celle'de var. Tamam. Şimdi bir Müslüman dese ki biz kadınlardan tamamıyla uzak durmalıyız hayızda. Yahudilerin uygulaması da böyledir desek. Ve Mustafa Bey'e tabii getirilen hadisler işte Hazreti Ayşe diyecek ki mesela hadis-i şerifte ben hayızdım ve Resulullah benim kucağımda yatıyordu. Ben hayızken Resulullah ve benim verdiğim yemeği yiyordu gibi hadisler getireceğiz ama Mustafa Bey kendi usulü içerisinde bunlara şöyle demesi lazım. Bu söylediğiniz hadisler Kur'an'a uygun değildir. Değil mi? Mustafa Bey böyle bir üslupla genelde ilmi değerlendiriyor. O zaman Mustafa Bey'in hayız konusundaki kadın hakkındaki görüşünü biz merak ediyoruz mesela. Bu Yahudi uygulamasında ele aldığı zaman kadınlardan uzaklaşmamız ve ayrılmamız gerekecek. Fe'atezil ifadesinin anlamı Arapçada bilinen bir şeydir. Onlara yaklaşmayın. Hakeza anlamı bilinen bir şeydir. Kadınları ne yapacağız? Bir bölgeye itecek miyiz? Onlardan tamamıyla nasıl uzak duracağız? Bir odalara mı kapatacağız kadınları? Mustafa Bey'in Kur'an'dan anladığıyla bu işe hüküm getirmesini ve bu Yahudi kaynaklarını ve uygulamalarını takip etmesi metoduna da uymasını bekliyoruz. Çünkü İmam Şatibi'nin güzel bir sözü var. Bidat ehline baktığınız zaman diyor İmam Şatibi, yani bidat hevasıyla dine yaklaşan kimseleri, onların bir usul üzere olmadığını göreceksiniz. Yani bir meselede şöyle söylerken öbür meselede bütün kaidelerini bırakıp başka bir şekilde. Oysa ehli sünnetin ve bizim şeyimiz nedir? Bir usul belirlenir. Fıkıh usulü, hadis usulü, tefsir usulü. Ana kaideler inşa edilir. Ve bu kaideler etrafında bütün ayet ve hadisler anlaşılmaya çalışılır. Mustafa Bey'in usulü de Yahudi sözlerinin delil olduğunu anlıyoruz. Hakeza ayetin lafzına göre de hadisleri kabul etmediğini Kur'an'a uymuyor diye biliyoruz. Bu meseleyle ilgili kanaati ne olacak acaba? Abdullah İbni Mesud'un Hazreti Osman tarafından dövdürüldüğü bu musafların toplanma meselesinde böyle bir iddiayı nakletmiş Yakubi'nin tarihinden yani Şii bir tarih kitabından ve bu rivayeti reddetmemiş. Hazreti Osman'ın tekidi konusunda Şii bir rivayete güvenebilmesi nasıl oluyor? O da hani kendisi cevap versin buna. Şiileri Hazreti Osman konusunda mutedil bir yargıç olarak mı görmüşler? Hazreti Peygamber kendi sözlerinin yazılmasını yasaklarken demiş sayfa 100. Önceki milletlerin bu yüzden saptıklarını gerekçe gösteriyordu. Böyle bir gerekçe gösterdiğine dair bir rivayet yok, onu söyleyelim. Yani bizim elimizde böyle bir rivayet yok. Farklı bir kaynaktan besleniyorsa onu bilemiyoruz. Bu hakikati Ebu Şah için yazın rivayeti türünden istisnayı örnekler üzerinden sulandırmak rivayet istismarından başka bir şey değildi. Yani diyor ki bizim delilimiz olan rivayetler
Gerçek rivayetlerdir, sizin deliliniz de sulandırmak ve istismardır. Biz de diyoruz ki sizin deliliniz bile bizim kaynağımızdandır. Yani bir kaynağı bütün halinde kabul etmezken veya hiçbir şekliyle kabul etmezken nasıl size delil olan rivayetler, bizim kaynaklarımızdan size delil olan rivayetler delil oluyor da bizim delillerimiz delil olmuyor. Haricen bir rivayetin yazılması meselesiyle onun aktarılması meselesi arasında dağlar kadar fark vardır. O rivayeti nakleden bütün kaynaklarda yazılmasının aleyhine, yani bizim kaynaklarımızda geçiyor bu, yazılmasının aleyhine olan sözlerin olduğu kaynakların tamamında fiilen hadislerin uygulandığına dair, zaten o kitaplar bunun için yazılmıştır yani. Şimdi bu nasıl size delil oluyor da bize delil olmuyor? Bu ihlaslı bir yaklaşım mı yani ilmen? Ve ilginç bir üslup kullanmış. Bu üslup benim ilgimi çekti. Allah Resulü kendinden geriye Kur'an dışında bir tek sayfa bırakmadı. Yazılmış tek bir sayfa bile bırakmadı. Bu ümmetin icma'ı ile sabittir. Bu ümmetin icma'ı ile sabittir. Şimdi icma'yı delil olarak alıyor mu Mustafa Bey? Bu mesela ilgi çekici. Ümmetin icma'ını delil alıyorsa pek çok icma'ya Mustafa Bey'in muhalefet ettiği malumdur. Onun usulünde icma var mı yok mu? Ona da hani kendisi şey yapsın. Mesela sayfa 101'de demiş ki Hazreti Ömer'in bu konudaki titizliği tevatüren sabittir. Yani tevatür dediğimiz mütevatir, yani çok kuvvetli, en kuvvetli hadis şeklidir. Mustafa Bey tevatürü delil alıyor mu? Tevatürü delil alıyorsa tevatürlü diğer hadisleri kabul edecek mi? Mesela Hazreti İsa'nın nuzulü gibi, kabir azabı ile ilgili rivayetler gibi. Ne bileyim ve benzeri pek çok meselede biz tevatürle nakledilmiş hadis, Hazreti Ömer'in rivayetinden çok 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 daha kuvvetli tevatürle nakledilmiş rivayetlere Mustafa Bey'in Kur'an'a uymuyor gerekçesiyle kabul etmediğini biliyoruz. Hakeza pek çok icma ile sabit meseleyi Mustafa Bey'in kabul etmediğini bilmiyoruz. Yani bu tevatür ve icma gibi kavramlar Mustafa Bey'in işine yaradığında mı sadece delil oluyor? O da hani gene onun cevap vereceği bir meseledir. Kur'an dışında bir kaynağı rivayet edenlerden bazılarına sopa çekti. Şimdi bu sayfa 101'de söylemiş bunu. Bu da bir çarpıtmadır. Yani bilgisizlikten kaynaklanıyorsa söylediğimiz gibi vahimdir. Bilmesine rağmen böyle söylüyorsa bir çarpıtmadır. Hazreti Ömer'in şiddetle hadislerin sıhhatini araştırması meselesi maruftur. Bundan dolayı dövdürdüğü bir rivayet sahih ben bilmiyorum. Fakat Mustafa Bey mesela bu rivayeti alırken bunun 100 kere daha fazlası Hazreti Ömer'in bir hadisle amel etmesiyle ilgili. Rivayetlere nasıl bakmıyor yani? Bunlara bakarken bunlara niye bakmıyor? Bunlar delilse onlar niye değil? Yani bir Kur'an dışında bir rivayet naklettiği için de dövdürmüyor kimseyi. Mesela iki şahit getir diyor. Kendine şahit getirdi Ebu Musa'ya, meşhur Ebu Musa ile Eşari'ye mesela, meşhur rivayette. Ebu Musa ile Eşari bir rivayet naklediyor. Diyor ki şahit getir kendine. Yoksa diyor sana şöyle şöyle yapalım. Şahit getirince diyor ki tamam biz unutmuşuz diyor. Biz çarşıya pazara dalmışız. Değil mi? O hadisin devamını nasıl almıyor yani? Bu tenkiti alıyor, onun devamını niye almıyor? Orasını alıyor, burasını niye almıyor? Aynı kitapta o hadisi alıyor da onun 100 kere daha farklı delili olan rivayeti niye almıyor? Yani bu ihlaslı mı? Doğru bir yaklaşım mı Kur'an'a? Veya hadislere veya rivayetlere veya herhangi bir meseleye. Herhangi bir mesele yani. Bu hakikatleri dile getirmek asla hadis ve sünnet karşıtı olmak değildir. Demiş kendisi. Sorun hadisi vahiy, sünneti Kur'an'a paralel bir asıl ve onun ortağı kabul etmektir. Kur'an hadisin de sünnetin de kendisine arz edileceği dinin ana kaynağıdır ve bu ikisinin adil hakemidir. Şimdi bu meselenin de hani şöyle bir basitçe bir girişini yapalım. Biz hadisler delildir dediğimizde kastettiğimiz şey Kur'an'a uymasını gereklidir. Herkes hadisin Kur'an'a muhalif olduğunda delil olmayacağını kabul eder. Fakat Kur'an'ın hangi delaleti ile hadis çatışacak? Yani misal verelim. Bir hadis olsa dese ki hadis içki helaldir. Biz diyeceğiz ki bu hadis Kur'an'la sarih bir şekilde çatışıyor ve biz bu hadisi kabul edemeyiz. Bunu herkes söyleyecek. Yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanlar bunu söylemek zorundadır. Zina helaldir diyen bir hadis olduğunda bu açık bir şekilde Kur'an'la çatışmış olacak. Fakat Mustafa Bey'in anlayışı gibi benim Kur'an'dan çıkardığım mana ile çatışan hadisi ben kabul etmem derse biz deriz ki senin anladığın mananın yanlış olma ihtimali Nebi Aleyhisselam'dan kuvvetle muhtemel gelmiş bir rivayetin hatalı olma ihtimalinden daha yüksektir. Çünkü sen bir beşersin, yanlış anlaman mümkündür. Kur'an ve hadisin uyuşmaması meselesine Ehl-i Sünnet'in bakışı budur. Çünkü o Kur'an böyle söylüyor dediği yerde pek çok insan aynı ayet okuduğunda onun anladığını anlamıyor. Diyoruz ki o zaman bunu Kur'an söylemiyor, sen Kur'an'dan anlıyorsun. Ya da Mustafa Bey diyecek ki ben Kur'an'la hadis çatışıyor dediğimde şu kıstaslarla Kur'an'dan anladığım bir delaleti şu derecelendirmeyle Kur'an'ın şu tarz bir lafzıyla hadisin şöyle çatışmasını kabul etmiyorum. Değil mi?
Onda Mustafa Bey'in açıklayacağı bir şey. Evet, mesela sayfa 111'de çok ilgimi çekti. Diyor ki buna benzer mucize kavramını eleştiriyor. Mucize ile ilgili diyor ki, yani bu kullanılan bir kavram değildi Peygamber Efendimiz zamanında. Sevgili Peygamberimizin Kur'an'ın dışında ondan ayrı bir din dili olabilir mi? O, Kur'an'ın adını anmadığı, semtine sokmadığı dini terimlerle konuşmuş olabilir mi? Olamaz diyor. Sayfa 110. Tam karşı sayfa diyor ki arızalı bir akideye çevirmiştir. Mustafa Bey, akide kelimesi var mı Kur'an'ın din dilinde? Niye akide kelimesini kullanıyorsunuz da mucize kelimesini bizim kullanmamız aleyhimize delil oluyor? Şöyle göstereyim hemen sayfasını. Sayfa 110-111. Bir tarafta demiş ki böyle olmalı, akide kelimesinin nasıl olduğunu bize anlatırsanız seviniriz. Evet, Kur'an'daki cin tanımının 3 harfliden çok, yani bizim bildiğimiz gizemli varlıklar anlamından çok, tanınmayan, bilinmeyen, yabancı, garip kişiler olduğunu söylemiş. Bu meseleyle ilgili Mevdudin tefsirinde çok fazla tafsilat var. Ne kadar acayip bir görüş olduğunu. Bunlar diyor, bu cinler diyor, iman eden ve kimliklerini gizleyen Yahudi ve Hristiyan yabancılar olması gayet mümkündür. Demiş ki 6666, hani ayet sayısı öyle geçiyor ya. Bu sahte rakamın bu kadar yaygınlık kazanması sadece yuvarlama olmasıyla açıklanamaz. Bu aynı zamanda Müslümanların kendi kitaplarına karşı lakaytlık ve laubaliliklerinin de bir göstergesidir. Suiti'den şair Necip Fazıl'a kadar herkes böyle nakletmiştir demiş. Müslümanlar lakaytlık, hani ayetlerin sayısını bile saymakta lakayt olmakla itham etmiş. Ayetlerin sayısını saymayı bırakın, kelimelerin sayısını, harflerin sayısını saymışlardır ulemamız. Çoğu tefsirin giriş kısmında, o surenin girişinde kaç harf olduğunu, mesela Hatip Şirbini'nin tefsirinde vardır, saymışlardır. Buradaki ihtilafın kökeni bellidir. 6666'da bir yuvarlamadır. Doğru söylüyorsun, hatalı olması konusunda şey, ama Müslümanları laubalilikle itham etmek, Suiti'yi buna nispet etmek oldukça insafsız. Mustafa Bey'in üslubunda alimlere karşı öyle bir tavır var ki, yani öyle bir üslubu var, sanki düşman bu dini bozmaya çalışmışlar. Şimdi şunu unutmayın, tarihte kötü üslup kötü üslubu çağırır. Yani biz Mustafa Bey'e kötü üslup konuşulmamasını, kullanılmamasını tavsiye ederken, yani Mustafa Bey'in söylediği, konuştuğu üslubun da güzel bir üslup olmadığını söyleyelim. Yani o kendisine karşı cahilleri kışkırtıyor. Öyle bir üslupla konuşuyor ki aynı üslupla karşılık buluyor işin esası, ama bize yakışmaz. Onu söylemek lazım. Yani kötülüğe de iyilikle cevap vermek bizim dinimizin emridir. O yüzden hani burada Mustafa Bey'i temize çıkarıyormuşuz gibi anlaşılmasın bu açıdan. Evet, şöyle bir şey söylemiş. Ben buna katılıyorum, onu söyleyeyim. Kanaatimizce Kur'an'da olmayan bir lafzı takdir etmeden de anlam tamamlanıyorsa ona lafız takdir etmemek daha isabetlidir. Ben mealde buna katılıyorum. Yani lafızın akışı doğruysa ve mana anlaşılıyorsa hazıf denir. Yani tekrar açıklama alınmış oradan, o bölümden alınmış yani. O kısmı tekrar meale yerleştirmek anlamı düşüreceği için bence de haklı bu konuda. Eğer anlaşılıyorsa bence de oraya şey konulmamalı. Mesela örnek olarak şehre sor. Yusuf 82. ayette bunu şehir halkına sor diye çevirmenin bir anlamı yoktur diyor. Şehre sor deyince bugün Türkçe'de de şehir halkına sor anlaşılır. Bu doğru, haklı bir görüş. Evet, demiş ki kadının ayet-i cellede mirasta erkeğe iki pay, kadına bir pay bahsediyor ya. Bu diyor meseleden yola çıkarak diyor erkeksi din algısı kadına erkeğin ontolojik olarak üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışmıştır. Yani varlıksal olarak üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışmıştır. Biz bu meseleyi ele alalım diyor. Ve sonra diyor ki kabataslak söylüyorum, illete bina etmiş bunu ve demiş ki o dönem toplumda kadınlar çalışmıyordu. Para akışı da erkek üzerinden sağlanıyordu. Bu yüzden erkeğe böyle söylendi. Bugün kadın çalışıyor. Para akışı o zaman eşit olmalı. Şimdi bu biraz problemli değil mi? Yani Mustafa Bey hadisi bile Kur'an'a vurarak anlıyor ama günümüz toplumun niye Kur'an'a vurarak anlamıyor? Bizim gündelik hayatımızı Kur'an'a vurmuyor da hadisi Kur'an'a vuruyor. Ve Kur'ancılığı ne kadar Kur'ancılık? Şunu unutmayın. Hadisleri kabul etmeyip biz Kur'ancıyız diyen insanlar esasen moderniteyi Kur'an'a yedirebilmek için hadisleri kabul etmiyorlar. Bütün görüşleri, bütün kanaatleri hadislerin Kur'an'ın anlamını sabitlemesi probleminden doğuyor. Hadisleri kaldırdıkları zaman Kur'an'ı moderniteye istedikleri gibi oyuncak edebiliyorlar. Bu bunun güzel bir örneğidir. Hakeza hırsızın kolunu kesme meselesi de mesela bugün modernite tarafından anlaşılamayacağı için kabul etmiyoruz diyor bu mesele. İkisini de bu kitapta söylüyor. Daha sonrasında enteresan bir şekilde tarihselci anlayışı tenkit ediyor. Yani tarihselcilik ayetin manasından anlaşılan şeyin terk edilmesi değilse nedir tarihselcilik?
Yani Mustafa Bey'in bu yaptığı tarihselcilik değil mi? Ya bu tarihselcilik değilse tarihselcilere niye tarihselci diyoruz? Adamlar da aynısını söyler. Sen 2 ayet yapıyorsun, 15 ayet yapıyor. Hatta kendisi demiş ki tarihselci yaklaşım kendi zamanını asıl yerine koymadan Kur'an'ın herhangi bir ayetini ve hükmünü tarihsel ilan edemez. Ve tarihselci şöyle söylemiş olur diyor. Allah sözünü söylemiş, teşriğini yapmıştır, teşriği sırası bize gelmiştir. Biz de Mustafa İslam onun da aynısını yaptığını söylüyoruz. Ve en son demiş ki 276. sayfanın sonunda ayetlerin maksadı lafız ve manadan bağımsız kopuk olamayacağı gibi aykırı da olamaz. Yani lafız ve manaya hani biz maksada yöneliyoruz diyor. Kur'an'ın maksadı kadının erkekle eşit pay almasıdır bugünkü toplumda. Ve Kur'an'ın maksadı bugünkü toplumda hırsızın elinin kesilmemesidir diyor. Ama Muhsin Demirci'nin buna cevabını biliyoruz. Yani Kur'an neden belli başlı cezaları tayin etti de belli başlı olanları tayin etmedi? Neden hırsızın elinin kesilmesinden bahsetti de başka bir cezayı tayin etmedi? Niye ondan bahsetti, bundan bahsetmedi? Muhsin Demirci'nin sözleriyle söylüyorum. Ve bu sınırı koydu caydırıcı olsun diye. Sen daha ağırını mı vereceksin Kur'an'ın maksadını gerçekleştirmek için? Daha ağırını vermeyeceksen daha hafifini vereceksin. Kur'an'ı caydırma maksadından kırpacaksın. Ve sonra diyor ki lafız ve manadan bağımsız olarak da maksat anlaşılmaz. Siz lafız ve manaya bağlı mı kaldınız bu iki hükmü söylerken? Bu iki sonuca çıkarken lafız ve manaya bağlı mı kaldınız? Hangi lafız, hangi mana sizi destekledi ayetlerde? Ümmü Seleme'nin hadisine falan dayanmış. Yani Ümmü Seleme'nin hadisine dayanarak sen ayetin sarih beyanını kabul etmiyorsun. Ondan sonra hadisleri de Kur'an'a arz edelim diyorsun. Yani bu hadisi niye Kur'an'a arz etmedin? Tamamen moderniteye teslim olmuş bir kafa yapısıdır bu yani. Şimdi Ebu Hanife övgüsü yapmış. Sayfa 368'de. Ebu Hanife mümeyyiz bir aklı temsil etmektedir. Mustafa Bey'in Ebu Hanife'ye övgü yaparkenki kaynağı nedir? Yani Ebu Hanife'nin hangi eseridir Mustafa İslamoğlu'nun bu övgüyü yaptığı kaynak? İmam Muhammed'in naklettiği Ebu Hanife mi ki fıkıhta onunla hiçbir alakası olmadığını biliyoruz Mustafa Bey'in. Değil mi? Onun pek çok kabul ettiği mesele, hilaf ettiğini biliyoruz. Fıkıh Ekber'i midir? Fıkıh Ekber'deki meselelerin de neredeyse hiçbirinde Ebu Hanife ile hemfikir olmadığını biliyoruz. Bu Ebu Hanife övgüsü nereden geliyor hadisleri kabul etmeyen insanlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Hangi kaynağına bakarak Ebu Hanife'yi kabul ediyorlar? Veya neye bakarak yani? Tarihi rivayetlere mi? Tarihi rivayetlere bakıyorlarsa Ebu Hanife'nin tarihi rivayetlerinde bu kanaatleri işaret ediliyor mu edilmiyor mu? Sayfa 372 demiş ki, Müslim'e göre sahih hadis sayısı 3033 adettir. Zira kendi beyanına göre 300 bin hadis arasından sahih hadislerinin tamamını derleme iddiasıyla kaleme aldığı kitabına tekrarsız bu kadar hadis almıştır. Şimdi gene Mustafa Bey ile ilgili aynı şeye geliyoruz. Bir bilgisizlikten kaynaklanıyorsa bu çok vahimdir. Çünkü İmam Müslim kitabının mukaddimesinde açık bir şekilde sahih hadislerin tamamını derleme gibi bir iddiası olmadığını, ancak sahih hadislerin en üst mertebesinden hadisleri almaya çalıştığını açık bir şekilde Müslim'in mukaddimesinde vardır. Şimdi burada bundan mı bir haberdir Mustafa Bey? Bu bir bilgisizlikse ve bir kitabı yazarken buna bakma ihtiyacı hissetmediyse bu çok vahim bir durumdur. Yok, zaten ben bunu söylerim, kimse de araştırmaz diye ortaya koyduysa bu da ihlası yönünden ağır bir tenkit konusudur. Çünkü açık bir şekilde demiş ki sahih hadislerinin tamamını derleme iddiasıyla kaleme aldı. Bu sarih bir ya cehalettir ya yalandır. Aynı şekilde çok eşlilik meselesinde kabul etmemiş. Yani bu yönde ilerleyin demiştir Kur'an size diyor. Çok eşlilik yani sayıyı azalttı. Siz de bu yönde ilerleyin, bire kadar gidin demiş Kur'an. Hani bir dememiş ama bire kadar gidin demiş. Mustafa Bey'in anlatış tarzıyla. Çok ilginç bir Kur'ancılık. Evet, en son demiş ki bir çalışmanın ilmi mi keyfi mi olduğunu ayırmaya yarayan kıstas o çalışmanın bir usulü olup olmadığıdır. Biz Mustafa İslamoğlu'nun bütün İslam algısına bu yönden eleştirilerimizi yaptık. Usulünü beyan etsin kendisi de. Gerçekten ilmi mi keyfi mi olduğunu kendi sözleriyle, söylediği şekliyle söylüyorum. Ortaya koymalıdır değil mi? Şimdi son üslubuna örnek vermek için söylüyorum. Mustafa Bey'in İslam uleması hakkındaki üslubuyla Heraklitos hakkındaki üslubu arasındaki farka bir dikkatinizi çekeyim. Ondan sonra ben gideyim. Mustafa Bey ile ilgili en büyük problemlerden birisi şu. Ben Twitter'dan belli bir süredir takip etmeye çalışıyorum. Tenkitlerinin tamamı Müslümanlara. Çok sert üsluplarla. En büyük ateistin bile Müslümanlara belki bazen insaf edip reva görmeyeceği üsluplarla. Fakat ben Mustafa Bey'in tenkitlerini hiç kafirlere, yani kendisinin kafir olduğunu söyleyeyim. Ben Müslüman değilim diyen insanlara yönelttiğine denk gelmiyoruz. Mesela gene burada bir şey var. Burada diyor ki, sayfa 77 dipnotta. Burada Hikmet'in babası Heraklitos'tan bir alıntı yapalım. Zeki Özcan'ın kitabından alıntı yapmış. Hikmet'in babası Heraklitos. Tamam. Heraklitos Hikmet'in babası. Peki İslam uleması? İslam uleması da şöyleymiş. Kur'an'ın sevgi ve merhamet eksenli Allah tasavvurunun yerini güç ve kudret merkezli Allah tasavvuru alınca iş buraya gelip dayanıyor.
hiç gereği yokken Allah'ın kudretini kurtarma hususunda böyle şahin olan ulemamız, iş kendini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi sayan sultanların mazlumları ezen kudretiyle mücadele etmeye gelince uysal bir güvercine dönüşüvermişlerdir. Ulemamızın hani bu konuda çektiği çileler, gördükleri eziyetler, İmam Nevevi olsun, İbn Abdüsselam olsun, İbn Teymiye olsun, yakın dönemde Seyyid Kutup olsun, Ahmet bin Hanbel olsun vesairenin çektiği çilelerden bahsetmeyeceğim. Çünkü Mustafa Bey seküler bir düzenin içinde rahat rahat hayatını yaşayıp, konferanslarını yapıp, belediyelerden yer alabilip yaşarken o ulemanın çok daha basit şeyler için çektikleri eziyetlerden bahsetmeyeceğim. Mustafa Bey ile kıyaslamayacağım. Ama bu üslubu ulemamıza reva görmüş ama Heraklitos hikmetin babasıdır. Onun kanaatince söylüyorum. Sayfa 336'nın gene dipnotunda Zehebi şöyle der diyor. Muhaddis bir alim olan Sülemi'nin nasıl olup da tefsirine böylesine yalan ve uydurma rivayetlerle kandığını bilmiyorum tefsirinde. Yani Sülemi'nin tefsirindeki zayıf ve uydurma rivayetlere dikkat ediyor. Dikkat çekiyor Zehebi. Diyor ki Mustafa Bey de, biz de Zehebi'nin şaşırmasına şaşırıyoruz. Zira rivayetleri kutsayan ideolojik hadisçi biri, bu ideolojiye intisap ettiğinde yalana karşı hassasiyetini zaten kaybetmiş olmaktadır. Ama Heraklitos hikmetin babasıdır. İbn Kesir hakkında ideolojik hadisçiliğin çağındaki mümessili İbn Kesir'in eserinde mucize imalatının son sürat devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bu tarz üslubu çok fazla eserin içinde. Mustafa Bey hadisleri kabul eden ulemayı, hadis ulemasını tekfir mi ediyor? Yoksa Heraklitos'un Müslüman olduğunu mu düşünüyor? Şimdi bu konu arasında bu konuya bir karar verilmesi gerekiyor. Heraklitos hikmetin babasıysa ve Heraklitos kafirse, Heraklitos'un övgü üslubuyla yer aldığı bir kitapta Müslümanların hadis imamları, uleması, fıkıh alimleri hakaretvari üsluplarla tenkit ediliyorsa bunların tekfir ediliyor olması lazım. Çünkü Heraklitos'un kafir olduğunu kabul ediyorsa. Yok bunlar da Müslümandır ama işte filan gibi bir üslupla ise Heraklitos'un Müslüman olduğunu mu düşünüyor Mustafa Bey? Daha önemlisi Mustafa Bey Heraklitos'la İbn Kesir'i kıyasladığında hangisini daha düzgün bir insan olarak görüyor? Bunları açıklamak da onun işidir. Bizim konuşmamız bu kadar. Umarım faydası olur. Ve ahiru davana. Enelhamdülillahi rabbil alemin.